Eskişehir Sivrihisar'daki Ulu Cami'nin restorasyonunda bulunan 738 yıllık sandukanın incelenmesi tamamlandı. 1 ton ağırlığındaki sandukanın Türk mizahının usta ismi Nasrettin Hoca'nın oğluna ait olduğu sanılıyordu. Ancak hocanın mezarına ait olduğu tespit edildi. Oğlunun sanılan sanduka Nasrettin Hoca'nın çıktı. Eskişehir Sivrihisar'daki Ulu Cami'nin 2014 yılındaki restorasyonu sırasında yapılan kazıda mermer sanduka bulunmuştu. O dönem yapılan ilk incelemede 738 yıllık sandukanın Türk mizahının usta ismi Nasrettin Hoca'nın oğluna ait olduğu düşünülüyordu. Ancak yapılan detaylı araştırmada yaklaşık 1 ton ağırlığındaki sandukanın halk filozofu Nasrettin Hoca'nın mezarına ait olduğu belirlendi. Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Mahur Tulum tespit çalışmalarının detayını anlattı. Taşın üstüne şu yazmaktadır. Sahibi Hazel Kabr'ı El Muhtaç ila Rahmetillah görünen yüzünde. Benden doğru olan tarafta ise Nasrüddin Hace Nusrat İbni Şemsüddin Baba yazmaktadır. Yani bu taş aynı zamanda Nasrettin Hoca'nın babasının ismini de bize veriyor. Şemsüddin Baba olduğunu bu taş dolayısıyla anlamış bulunuyoruz. Nasrettin Hoca fıkraları anlatı geleneği kısa süre önce UNESCO somut olmayan kültürel miraslar listesine alınmıştı.